Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bu videomuzda çeyizli çok güzel bir tığ oyası yapacağız sizlerle. Modelimiz birazcık emek isteyen ama kolay bir model. Zor bir model değil. Anlaşılabilir bir yapımı var. Çok güzel çeyizlere yapabileceğiniz çok güzel bir örnek. Modelimi böyle patlıcan morunun üzerine pembe ve sarı renkli yazmaya yapacağım. Renklerim sarı. Şöyle pembe. İpliklerim de neymiş? Bak bakalım. Altın başak galiba şu altın başak. Şu da kaplan 444. Şu pembenin numarasını bilmiyorum. Kaybetmişim. Üzerinde yok pembenin numarası. Modelin yapımında 21 numara tığ kullanacağım. 21 numara tığıyla daha sıkı, daha güzel düşsün diye. Şöyle modelimizi hemen kenar kısmından gösterelim. Şöyle bir tane motif yaptım ben. Bir tane motifi size göstereceğim. İkinci motifi inşallah beraber yapacağız. Bakın modelimiz bu şekilde. Bir tane motifini yaptım. Bu ütüsüz bir model. Ütüsüz de böyle kalıp gibi duruyor. Ütülendiğinde daha hoş durur. Arka kısmı bu şekilde. Ön kısmı da bu şekilde. Şuradan hemen modelin yapımına geçelim. Yazmamın taban kısmındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Şuradan hemen bir tane ara mesafesini verip daha sonra modelin yapımına geçeceğim. Buradan 1, 2, 3 ara çimini göstereceğim. Başına bir kez de sarıyorum. Bir tane tığ battı atlayarak hemen yanındaki tığ battının içerisine batıp önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip dolgunun arkasından batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kez battıktan sonra, pardon, 5 kez batacağız. 5. 5 kez battıktan sonra hemen yanındaki tığ battının içerisine batıyorum. Buradan 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tığ battısı ilerledikten sonra bir zincir çekiyorum. Son yaptığım tığ battıya batarak 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilerledim. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum. İki zincir çektim. Sıradakine batıyorum. Sıradakine battım. İki zincir çektim. Tekrar sıradakine battım. Tekrar bir zincir çekerek dönüyorum. İki zincir çektim. Battım. Şuraya yaprak yapacağımız için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle batıyorum. Buradan bir tane zincir çekerek dönüyorum. Başına bir kez sarıyorum. İki kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çekip arkasından battım. İki defa sardım başına. Tekrar 4 zincirimi çektim. Battım. 3 defa sardım başına. Tekrar zincirimi çekiyorum. Batıyorum. 1, 2, 3, 4 defa sarıyorum. Dört zincirimi çekiyorum. Arkasından batıyorum.
1, 2, 3, 4, 5 defa sardım. İkişer ikişer çıkarıyorum. 4 zincirimi çekip arkasından batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa sarıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi defa sarıyorum. Dört zincirimi çekiyorum. Tekrar buradaki dolgunun üzerine sık iğne ile dolduruyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13. Şöyle bakıyorum. Hafif çekeceğim. 13, 14. 14 sık iğneyi yaptıktan sonra aynı yere tekrar tığımı batıyorum. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başını 2 kez sarıyorum. Buradan önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekip önce ikisinin arasından tığımı batıyorum. Daha sonra dip kısmından şöyle batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğneyi yapıp aynı yere tekrar batıyorum. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum. Sıradaki araya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki araya batıyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Sıradaki araya battım. Bir zincir çekip buradaki tığ battığının içerisine iniyorum. Buraya tekrar 1, 2, 3 zincir çekip başına bir kez sarıyorum. Bir atlıyorum. Yanına hemen batıyorum. Çıkarıyorum. 4, 5 zincirimizi çekip buraya 5 tane dolduruyoruz. Evet, buraya 3 tane şöyle araç ilmeği koydum. Şuradan çiçeğimizi ekleyeceğiz. Hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Şu orta kısma çekmiş olduğum 6 tane zincir vardı. Buraya batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Başına bir kez sarıyorum. Aynı yere batıp 2, 2 çıkarıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Başına sarıyorum. 2, 2 çıkarıyorum. 2 oldu. Üç. Dört. Kısa kısa çekiyorum. Aradaki dolguları. Beş. Şöyle 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane yuva yaptık. İki tane zincirimi çekip bunu buradan koparıyorum. Evet, buraları kopardık, temizledik. Şimdi şuraya çiçeğimizi kuralım. Şimdi çeviriyorum. Ters tarafını çevirdim. Buradan ilk yuvanın içerisine tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 zincir çekip aynı yere tekrar tığımı batıyorum. 1, 2 tane zincir çekerek dönüyorum. Ve şöyle zincirin içerisine batıyorum. Bir kere battım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu tepeye geldiğimizde birazcık şöyle çekelim. Sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kez battım. 17 kez battıktan sonra aynı yere tekrar tığımı batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvanın içerisine tığımı batıyorum. Şunu düzeltiyorum. Bir kenarını bakın bu şekilde yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çekerek dönüyorum. Buradan aynı yuvanın içerisine tığımı batıyorum. Zincir diğer tarafta kalacak şekilde. 1, 2 kez battım. 2 zincir çektim. Döndüm. Tekrar içini 14 kez dolduruyorum. İkişer zincir çekerek. 14 mü dedim? 17 kez dolduruyoruz. 17 kez doldurdum. Doldurduktan sonra aynı yuvanın içerisine tığımı batıyorum. 1, 2 zincir çekip hemen yanına geçiyorum. Buradan tekrar buradaki gibi dönüp batarak 6 tane bu şekilde yapıp size dönüyorum. Şuradaki bakın dolgularımızın 8.ye bitirdim. 9.ya geldiğimde en sonuncuyu ne yapıyorum? Tığımı şöyle arkadan batıyorum. Arka kısmından buradan çekerek ipimi çıkarıyorum. Buradan devam ediyorum. Bakın. Bunu oraya ekleyip iki zincirimi çekip tekrar buraya kalan dolgularımı yapıyorum. Kalan dolguyu yaptıktan sonra hemen aynı yuvanın içerisine giriyorum. Tığımı şöyle iki tane zincirimi çekip buradan koparıp şöyle hemen yakıyorum. Evet. Desenimiz bitti. Modelimiz bitti. Motifimiz. Pardon, bir türlü getiremedim lafı. Bakın motifimiz bu şekilde bitti. Şuralardan yukarıya doğru hafif çekerek ütülerseniz yaprakların daha güzel görünmesini sağlar. Düzeltelim. Hafif dediğim gibi ütüsüz bir model. Model ütülendiğinde gayet şık ve güzel durabilecek. Şöyle ağır çeyizlere yapılabilecek çok hoş bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.